babayla, Müslüm babayla. Şimdi burada tabii buranın kralları işte, siz de ben onlardan Müslüm bir tanesiniz. Müslüm babayla nasıl tanıştınız? Müslüm baba var, Orhan Gencebay var. Nasıl tanıştığımızı söyleyeyim. Evet. Ferdi Tayfur'la da ayrı bir tanışık. Orhan abi var. Sizin Orhan grupta. Gencebay'la da, evet. Hangi? Şampiyonlar Ligi. İşte Orhan abi, Müslüm baba. Biz burada öyle bir şeyimiz var. Şimdi ilk plağıma çalan Orhan Gencebay, Arif Sağ, Kemani Cemal, o gruptu. Şandeller grubu. İlk Orhan abiler çaldılar. Orhan abi çaldı. Tabii. Meydan divan sazı vardı bir tane. Arif Sağ'la birlikte. Onlar orada stüdyoda bekliyorlardı. Sanatçı kim gelirse hemen orada çalıyorlar. Onlar bekliyorlar sıra. O zaman öyleydi. Canlı yayın. Canlıydı. Müslüm babayla da Tarsus'ta tanıştık. Efendime söyleyeyim, Ferdi Tayfur'la Adana'da, Urfa'ya gelmişti ama biz tabii onun Ferdi Tayfur olduğunu bilmiyoruz. Hamamda, bir hamamda şarkı söylemişti. Kendi gene söylüyordu işte, bu Ferdi Tayfur falan derler. Yok da alakası var ya, Adanalı adam, burada ne işi var? Meğer öyle bir uğramış gelmiş. Başka kim dedim? O kadar. Ya, bir de İbrahim Tanıses var. İbrahim Tanıses'e de Urfa'da tanıştık. Şunu düşünmüyor musun İbrahim abi? Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses'in olduğu bir İbo Show. Şimdi bunu çok isterim şeye şahsen. Gittiğimizde uçakta konuştuk, herkes sözüne sadık kalmadı. Hepsi böyle. Dört tane sanatçı böyle. Dördüyle de şey yaptık. Bu Müslüm baba var mıydı yoktu. Ankara'dan gelirken uçakta konuştuk. Tamam dediler. Ama ben dedim ki yani keyif yapalım ya. Bir çıkalım. Dördümüzü bir arada böyle keyif yapalım. Görsünler. Benim şarkı okumam çok önemli değil. Böyle bir keyif. Geçerken uğradık. Bu senin de hayalin herhalde. Yani onları bir arada toplamak. Hayal olmaz mı? Ferdi Tayfur gelmişti. Öyle bir program yapmıştık. Ferdi Tayfur'la birlikte yapmıştım. Diğerleri olmamıştı. Orhan Baba işleri vardı. Orhan Baba söz vermişti. Olmadı. Müslüm Baba. Müslüm Baba geldi. Ferdi abiyle beraber. Ama ben dördümüzü. Evet. Dördümüzü derken ben kendimi kesinlikle haşa tenzih ediyorum. Yani onlarla eş değer değilim yani. Mümkün değil. Dördü bir arada olursa ben onlarla çok mutlu olurum. Güzel. Böyle bir anıdır o. Bizim o zaman böyle bir isteğimiz var. Kral Atam ailesi olarak sizden. Onun üçünü bir araya getirip siz de orada dördüncü kişi olarak olursanız çok seviniriz. Sevinirim, şeref duyarım. Biz de bu konuda üzerimize düşen görevi bir kampanya yapalım bununla ilgili. Şeref duyarım.